Kayseri Tekden Hastanesi'nde kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Osman Aksoy son dönemlerde artış gösteren genizeti ve bademcik ameliyatı hakkında bilgiler verdi. Operatör doktor Ali Osman Aksoy kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Yaklaşık 25 yıllık kulak burun boğaz hekimi olarak çalışıyorum. Uzun yıllardır da Kayseri Tekden Hastanesi'nde insanlara, hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Hocam malumunuz çocuklarda en çok geçirilen operasyon, belki de en sık rastlanan hastalıklardan bir tanesini sorsak hiç kuşkusuz ki kulak, burun, boğaz ve geniz eti operasyonları listenin en başında gelir. Neden operasyon yapılır? Geniz eti ve bademcik nedir? Ne işe yarar? Bir de çocuklarda horlama konusunda bizlere neler söylemek istersiniz? Güzel ve net bir soru sordunuz. Bu hakikaten çok sık karşılaştığımız bir problem. Geniz eti ve bademcik aslında doğan herkesin vücutundaki normal dokular. Nedir bu dokular? Bağışıklık sisteminde antikor üreten dokular. Doğan her çocuk bademcik ve geniz etiyle doğuyor. Dünyada en çok yapılan ameliyatlardan bir tanesi de bademcik ve geniz eti ameliyatı. Hangi hastalar, ne zaman, ne için ameliyat ediyoruz? Ben kısaca onlardan bahsetmek isterim. Temel olarak bademcik ve geniz eti ameliyatı yapma sebebimiz birinci sırada üst solunum yollarını tıkayacak kadar büyümüş olmaları. Bunun belirtisi nedir? Anneler, aileler çocukların nefes alamadığını, horladığını bize aktarıyorlar. Özellikle uyku sırasında ağzı açık uyuma, horlama ve apne dediğimiz solunum sıkıntısı var ise bunların cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Tabii bademcik ve geniz eti bir sürü hastalıkları var. Özellikle enfeksiyonları günlük pratikte çok sık karşılaşılan bir şey. Hem yetişkin grupta hem çocuk yaş grubunda üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bir kısmı da bademcik ve geniz eti iltihaplarıyla ilişkili bir durum. Birinci sırada ameliyat yapma nedenimiz, gerekçemiz büyüklüğü ve solunum problemine sebep olması demiş idik. İkinci sırada da tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle bademcik ameliyatı yapıyoruz. Bu hastanın yaşına göre belli kriterleri var. Örnek çocuk yaş grubunda bir yıl içerisinde 7 ve daha fazla bademcik iltihabı geçiriyor ise, yetişkin yaş grubunda yılda 3 atağı oluyor, 2 ve daha fazla yıl devam ediyor ise bademcik ameliyatı yapıyoruz. Tabii buradaki enfeksiyon atakları bizim bademciklerdeki beta mikrobu ile olan enfeksiyon. Yoksa her boğaz ağrısı ya da üst solunum yolu enfeksiyonu bu karıştırılabiliyor. Bademcik iltihabı anlamına gelmiyor. Bunu kulak burun boğaz hekimlerine teyit ettirmek lazım. Yani boğaz ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, nezle, grip gibi bir enfeksiyon mu? Gerçekten bademcik enfeksiyonu mu? Bunu ayırt etmek lazım. Eğer bu sayıları geçiyor ise hastanın, çocuğun gelecektekini, sağlığını korumak adına bademcik ameliyatları yapıyoruz. Aksi takdirde tekrarlayan enfeksiyonların kişinin gelecekte eklem, böbrek, kalp romatizması gibi komplikasyonlara neden olabilir. Geniz etiyle ilgili büyümüş geniz etinin ilave birkaç sorunu daha var. Nedir? En sık çocuk yaş grubunda gördüğümüz kulakla ilgili sorunlar. Birincisi tekrarlayan kulak iltihapları, ikincisi kulakta sıvı birikmelerine neden oluyor ise büyüklüğünden bağımsız tekrar geniz etine cerrahi olarak müdahale etmek gerekir. Bunun dışında bademciklerle ilgili özellikle yetişkin yaş grubunda ağız kokusu nedeniyle ameliyat gerekebilir. Daha nadir bir takım sebepler, başka hastalıkların tanısını koyabilmek için diagnostik bademcik ameliyatları yapılabilir.